Kriptoda milyoner olmanın en risksiz yolu nedir? Gelin hep beraber öğrenelim. Herkese selam dostlar. Coin Mühendisi YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber otomatik yatırımı öğreneceğiz. Otomatik yatırım gerçekten harikulade bir şey. Neden? Dönüp arkana bakmana gerek yok. Uzun vade yatırım, risksiz yatırım. Bu 4 özelliği nasıl kullanırız? Gelin hep birlikte öğrenelim. Tabii ki videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bildirimler ikonuna tıklayarak bizlerden ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Bildirimler ikonunu da açtıktan sonra bugün arkadaşlar sizlerle beraber Binance'in otomatik yatırımını hep birlikte öğreneceğiz. Ben kullanmaya başladım. Ne zaman başladım? Dün başladım ve iyi de bir araştırdım. Sizlere çekmek istedik. Otomatik yatırım nedir? Dolar maliyet ortalaması nedir? Bunları bugün hep birlikte öğreneceğiz. Detaylı bir video olacak. İsterseniz çayınızı kahvenizi hazırlayın. Videomuza başlıyoruz. Evet, öncelikle dolar maliyet ortalaması, yani DCA'dan başlayacağız dostlar. CoinMarketCap'e girdik. Güzel bir blok yazmışlar. Gelin hep birlikte öğrenelim. Dolar maliyet ortalaması nedir? Çok kolay bir şey arkadaşlar. Dolar maliyet ortalaması nedir? Fiyatımız düştükçe belirli miktarda alım yaparak giriş fiyatımızı düşürüyoruz diyebiliriz dolar maliyet ortalamasına. Maliyetimiz düşünüyor. Yani kademeli alım dostlar. Her yayınımızda söylediğimiz gibi, her videomuzda söylediğimiz gibi kademeli alım, kademeli alım çok önemli. Asla ve asla dibi tutturamayız arkadaşlar. Her zaman dediğimiz gibi dibin dibi vardır. Ama kademeli alım yaparsak dibin dibini tutturamayabiliriz. Ama maliyetimizi gerçekten düşürebildiğimiz kadar düşürebiliriz. En düşüğünü yapabiliriz. Kademeli satımda aynı şekilde tepeyi tutturamayız ama ideal yerden satabiliriz. Dolar maliyet ortalaması dediğimiz gibi maliyetimizi azaltıyoruz dostlar kademeli alım yaparak. Peki kimler dolar maliyet ortalamasını kullanmalı? Yani DCA'yı kullanmalı. Dolar maliyet ortalamasını uzun vadeli yatırımcılar kullanmalı arkadaşlar. Kısa vadeli yatırımcılar da pek işe yarayacağını sanmıyoruz. Gerek de yok yani. Neden? Sen alıyorsun. Yani dolar maliyet ortalaması yapsan ne yapmasan ne, zaten bir ay sonra, hadi 2 ay sonra elindeki malı çıkartıyorsun. Peki dolar maliyet ortalaması nasıl çalışır? Nelere dikkat etmeliyiz? Gelin buna hep birlikte bakalım. Şimdi bizim ekosistemde çok var. Umarım sizler de iyisinizdir. Tüm parasıyla gidiyor. Bir coin'i tak, hepsini aynı anda alıyor. Burada örnek vermiş. Örneğin 50 ABD dolar değeri olan bir varlığa diyor 1000 dolar yatırıyor. Yani 20 adet almış. Bizim 50 dolardan aldığımız 60 dolara çıkarsa bizim 200 dolar karımız olur. 40 dolara düşerse 200 dolar zararımız olur arkadaşlar. Olur da 80 dolara çıkar ise 600 dolar karımız olacak. Aynen mis gibi. Ama her zaman olumlu şeyler olmuyor bildiğiniz gibi. Şu an ayı piyasasındayız. Her şey kötüye gidiyor. Daha da kötüye gidiyor. Şöyle bir toparlanma da yok. O yüzden ne yapıyoruz? Bizim en az zararda kurtulmamız lazım. Bizim 40 dolara indiğinde de karda olmamız lazım. Peki nasıl olacak? Gelin hep beraber öğrenelim. Dolar maliyet ortalaması hani hem ayı sezonunda hem boğa piyasasında kullanabilirsin. Ama ayı sezonunda gerçekten en kazandıracak türden oluyor. Neden? Fiyatlar sürekli düştüğünü biliyoruz ama dibi tutturamıyoruz. Ne yapacağız? Kademeli alım, otomatik yatırım yapacağız. Maliyet ortalamamızı düşürüp duracağız. Bu demek değil ki tüm paramı gidip ekleme, her %1 düştüğünde ekleme yapayım. Hayır. Bir coin'e belli bir miktar ayıyorsun. 1000 doların var. Total kasan 1000 dolar mı? Ne yapıyorsun? Bir coin'e mesela 100 dolarını ayırıyorsun. O 100 doları gidiyorsun, otomatik yatırıma yatırıyorsun. Diyorsun ki bana her ay bundan al diyorsun. Her hafta bundan şu kadarlık al diyorsun. Her 8 saatte bir bana 1 dolarlık al diyebiliyorsun mesela. Çok önemli. Peki ayı piyasasında dolar maliyet ortalamasını kullanırsak ne olur? Bizim yine 1000 dolarımız var. Tamamdır. Bir sefer ne yapıyoruz? Her ay 250 dolarlık alacağız. Ama 50 dolardayken alıyoruz. 35 dolardayken alıyoruz. 30 dolardayken alıyoruz. Ve 25 dolardayken alıyoruz dostlar. Bu da ne oluyor? Bizim ortalamamızı düşürüyor. Böylece ne olmuş oluyor? Gelin hep beraber öğrenelim. Daha yine 40 dolara düştüğünde bizim 200 dolar zararımız varken şimdi 40 dolara düştüğünde 216 dolar karımız var arkadaşlar. 60 dolarda ise 824 dolar karımız var. Daha yine 200 dolar karımız vardı. 80 dolara çıktığında ne oluyor? Biz 1.5x yapmış oluyoruz. Yani 1432 dolar karımız oluyor. 2.5x de diyebiliriz, 1.5x de diyebiliriz. Kişiden kişiye göre değişebilir. Ayı piyasasında gerçekten hani DCA, dolar maliyet ortalaması çok önemli. Zaten fark etmişsinizdir. Çoğu kişi böyle yapıyor. Boğa piyasasında dolar maliyet ortalaması ne oluyor? Boğa piyasası birazcık sıkıntılı arkadaşlar. Neden? Hani boğada kademeli alım... Niye? Çünkü yükseliyor yükseliyor ama tepeyi bulamıyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Ayda topluyoruz abi. Ayda topla, boğada sat, kaç... Yükseldi. Sat.
BOA piyasasında dolar maliyet ortalaması. Bu da aynı şekilde 50 dolardan başlıyoruz. Bu arada ne oluyor? Yükseliyor. 65 dolar, 70 dolar ve 80 dolar diye gidiyor. Burada 40 dolarda 380 dolar zararımız oluyor. 60 dolarda 70 dolar zararımız oluyor. 80 dolarda 240 dolar zararımız oluyor. BOA piyasasında dolar maliyet ortalama kullanımı size kalmış. Ben kullanmam. Peki dolar maliyet ortalamasının faydaları neler? Birincisi, öncelikle diyelim ki biz piyasaya tam böyle BOA'nın bitişinde, ayının başlangıcında girdik. Ne oldu? Şu, her şey %80 tak. Her şey %90 tak. Biz ne yaptık? Bilgimiz yok. Parayı direkt soktuk içeri. 1000 dolarım kaldı, 100 dolar. Ne yapıyoruz? Yapmıyoruz böyle şeyler. Dolar maliyet ortalamasını kullanıyoruz. 1000 dolarımız 100 dolar kalmayacak. Ay sezonunda belki 700 dolar kalacak. Belki 800 dolar kalacak. Niye? Düştü mü? Azıcık ekle. Düştü mü? Azıcık ekle. Yalnız bu düşüşler %3'lük, %4'lük düşüşler değil arkadaşlar. %30'luk, %40'lık düşüşler. Ekle. Bitti. Duygusallığı da bir kenara atıyor bir kere. Bizim piyasamızın en olumsuz yanlarından birisi bildiğiniz gibi duygusallık. Para tüm oyunu bozar arkadaşlar. Para piyasası duygusallığa yer vermez. Duygusal olmuyoruz. DCA da bize bu konuda yardımcı oluyor. Uzun vade yatırım yapmak isteyenler, ayıda mal toplayıp bu adam milyoner almak isteyenler için dört dörtlük çözüm, ben size diyeyim. Dolar maliyet ortalaması bu kadar arkadaşlar. Neyi öğrendik? DCA nedir? Kimler DCA kullanmalı? DCA nasıl çalışır? Ayı piyasasında DCA, boğa piyasasında DCA, DCA'nın faydaları. Şimdi neye geçiyoruz? Otomatik yatırımı gösterecektim. Oraya geçmeden önce bir şey var, bilirsiniz. Hemen şöyle kendimi de göstereyim. Şöyle biraz sohbet edelim video arası. Bizim Mert abinin videosu vardı bildiğiniz gibi. Hani kripto hayatımı nasıl değiştirir diye, 5 yıllık serüvenim diye. Orada bir blog gösteriyor sizlere. Hani kriptoya her ay 100 TL yatırırsan ne olur diye. Gerçekten bu çok önemli dostlar. Neden? Geçen bakmıştım yanlış hatırlamıyorsam. 2017 mi olması lazımdı? 2016 mı olması lazımdı? Öyle bir şeydi. Şimdiye kadar yatırsaydın toplam 11.000 TL falan yatırmış oluyordun. Yanlışsam düzeltirsiniz. Tam hatırlamıyorum. Sadece örnek vermek istiyorum. Eğer 2017 veya 2016'dan beri her ay 100 TL yatırsaydık arkadaşlar, 11.000 TL yatırıyormuşuz totalde ve şu an 6 Bitcoin'imiz oluyormuş dostlar. Uzun vade yatırımın, yani uzun vade ve düzenli yatırımın önemini de burada anlamış oluyoruz. Ben daha gencim sizlere göre. Ben de yavaştan başladım. Neden? Önümüzdeki bu ada gerçekten genç yaşımda emekli olmak istiyorum. Herkese de öneririm. Bazen kâra geçiyorum, bazen zarara geçiyorum. Asla ve asla duygusal düşünmüyorum. Zarardaysam da gidiyorum, her ay belirlediğim miktar alıyorum. Kârdaysam da yani şey demiyorum, oh bu ay kârdayım, daha fazla alım yapmama gerek yok demiyorum. Gidiyorum yine her ay yatırıyorum. Ama ne yapıyordum? Kendim yatırıyordum. Böyle şeylere hiç gerek yok arkadaşlar. Hemen geldik Binance'e geçtik. Evet, Binance ana sayfamızdayız. Şimdi Binance otomatik yatırıma bir girelim. Nasıl kullanılıyor? Gelin hep beraber öğrenelim. Burada kazana geliyoruz dostlar. Otomatik yatırım var. Oklarla da görüyorsunuz zaten. Otomatik yatırıma başladım. Ben dün bir otomatik yatırım başlattım arkadaşlar. Koşulum neydi? Her 8 saatte bir bana 5 dolarlık alım yap dedim. Ve başlamış, 15 dolarlık alım yapmış. 5 centlik de bir karım var. Tertemiz abi. 55 cent ne demek? 1 TL. Oh bedava, mis gibi. 15 dolara bence 5 cent tertemiz. Ne olacak? Yarın 30 dolar olacak. 10 cent olacak. Belki 1 dolar olur. Belki eksi 1 dolar olur. Psikolojik şey yok. Ben uzun vade yatırımcıyım. Ben bundan 2 sene sonrasını düşünüyorum. 2 sene sonra emekli olacağımı düşünerek yatırım yapıyorum. Devam. Peki bizler ne yapacağız? Bizler bugün sizlerle beraber yeni bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Yatırım yapacağız. Nasıl otomatik yatırım planı oluştururuz? Hep birlikte öğreneceğiz. İsterseniz gelin başlayalım. Sağ aşağıda bir plan oluşturun diyor. Plan oluşturuda başladık. İstersek burada kendimiz coin ekleyebiliyoruz. 2 tane. İstersek 3, 4, 5, 6, 7 kendi kararımıza göre. Veyahut da 2 tane seçebilirsiniz. Bitcoin, Ethereum olur. İşte burada bir sürü coin var. XRP, ADA var. Matic, DOT var. TRX, Litecoin var. Burada dikkat etmeniz gerekenler ne? Siz yatırım yapıyorsunuz. 2 sene sonra hangi coin olacak ona göre yatırım yapın. Örnek olarak. Bundan 1 yıl önce Luna vardı. Şimdi yok. O yüzden ne yapıyorum? Şahsi olarak 2 temelim. Bitcoin, Ethereum. İkisi de var olacağını biliyorum. Şimdi ben 50 dolar attım. Kazan kısmına. Portföyümüzde kazan kısmını atmamız lazım. 50 dolar atmıştım dün denemek için. 35 dolar kalmış. 15 dolarlık alım yapmış. Ben diyorum ki dönem başına yatırım turu diyor. Dönem başı ne demek? Seçtiğimiz periyot dostlar. Ben Bitcoin ve Ethereum'un aylık alınmasını istiyorum. Mesela aylık ne kadar? Aylık 30 dolarlık alsın ikisinden de. İkisinden de değil,
30 doları yarı yarıya bölüşsünler. 15 dolar bundan alsın, 15 dolar ondan alsın. Hadi bu ay sezonuna 1,5 yıl var desem ne yapar? 18 ay yapar. 18 ay, 18 çarpı 15'te hesaplayamayacağım. Ay, şey, bu aya kadar alsın ya. Total 200 dolarlık alsın ikisinden de. Bu ay geldiği zaman 200 dolarların 1000 dolar olsun. Tertemiz, mis gibi. Oh, 5x. Burada aylık periyodu seçtim. İsterseniz 2 haftada bir seçerseniz 2 haftada bir hangi gün alacağınızı bile seçebiliyorsunuz. Günlük var, saatlik var, 4 saatlik var. Ben aylık istiyorum. Ayın günü hangi gün olsun diyor. Benim doğum günüm 15'i, ayın 15'inden 15'ini alsın istiyorum. Yerel saatte saat sabah erkenden alsın, 9'dan alsın. Otomatik yatırımım artık oluştu. Ayın 15'i geldiğinde, yani yaklaşık 17-18 gün sonra ilk Bitcoin'imi, Ethereum'ımı alacak dostlar. Şöyle geçmişe bir bakalım, geçmişte ne olmuş? Burada benim geçmişimi görüyorsunuz. Geçmişim daha dün başladık. Öğlen 2'de başlatmıştım. Bakın her 8 saatte bir aksatmadan 2,5 dolar, 2,5 dolar, 2,5 dolar, 2,5 dolar almış ikisinden de. Totalde 5, 10, 15 dolarlık bir alım var 24 saatte. Her gün bana 15 dolarlık Ethereum ve BNB alacak dostlar. Bakalım bir ay sonunda nasıl kazanç getirecek? Çok merak ediyorum. Bir ay sonrasını değil, 2 yıl sonrasını daha çok merak ediyorum dostlar. Ben böyle devam edeceğim. Duygusallığa asla yer vermeyeceğim ve 2 yıl sonra çok kazanacağımı düşünüyorum. Neden? Çünkü burada sabredenler her zaman kazanıyor arkadaşlar. Onu deneyimledim. Boğa sezonunda çok sabredememiştim. O yüzden çok kazanamadım. Ama bir dahaki boğa sezonunda en çok sabredenler ve en çok kazananlar biz olacağız dostlar. Sonra geldik. Bir plan özetine basayım. Burası neymiş? Burayı hiç basmadım. Çok merak ettim. Ha, burada ise benim varlıklarımı gösteriyor. Burası çok önemli değil. Geri geldim. Bu otomatik yatırımı aklıma gelmişken söyleyeyim. Telefondan da yapabiliyorsunuz dostlar. Telefon bağlantısı ise açıklamalar kısmında olacak. Açıklamalar kısmından tıklayarak gidebilirsiniz. Blog sayfası var. Blog sayfasına da tıklayarak kolayca gidebilirsiniz dostlar. Orası kolay. Tıkladık. Şimdi bir plan daha oluşturalım. Burada otomatik doldurma var. Binance yeni bir şey getirdi arkadaşlar. İstersek bize Top 5 CoinMarketCap'e göre yatırımlar yapıyor. Şu an Top 5'te ne var? Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana. Bitcoin, Ethereum, BNB benim için okey ama XRP ve Solana'ya ben yatırım yapmak istemiyorum dersiniz gidersiniz kendiniz yaparsınız. Bir de Top 10 Auto Invest by Volume. Volume'e göre var. Burada ise hacmine göre. Hacimde hangisi en fazlaysa ona göre yapabiliyoruz. Tamamdır diyelim. Böyle de bir sıralama var. Ape var, Near var, Avax var. Var da var. Binance'de bir de endeks yatırım yapabiliyoruz arkadaşlar. Endeksine telefonda aşağıdaki açıklamalar kısmında girdiğinizde ben de size şu an buradan canlı canlı anlatacağım. Endeksi nasıl yatırım yapabildiğimizi. Hemen earn kısmına girdim. Auto Invest'e girdim. Sizler de telefonunuzu açarsınız. Ben de hemen ekran kaydını başlatıyorum şu an sizlere vermek için. Şu an görmüş olduğunuz gibi otomatik yatırımdayız dostlar. Burada Index Linked var. Create a Plan var. Show Details var. Peki Index ne demek? Index arkadaşlar Binance top 10'daki coinleri bir endekse bağlıyor dostlar. Şu an Index 784 dolardaymış. Peki bu endeks yatırım yapmak mantıklı mı? Mantıklı yanları da var. Mantıksız yanları da var. Mantıklı olanı ne? Hani riskinizi bölüyorsunuz. Daha az risk alıyorsunuz. Neden? Çeşitliliğinizi arttırıyorsunuz. Portföyünüzü arttırıyorsunuz. Mantıksız olanı ne? Şey olabilir. Yani sizler için bence çok da mantıksız değil. Yani endeks ne kadar kazandırabilir? Altcoin alırım daha çok kazanırım diyebilirsiniz. Buna kimse bir şey diyemez. Ama riskinizi de bölmek isterseniz daha çok mantıklı olabilir. Binance bu yüzden buraya da endeksi de eklemiş arkadaşlar. Endeksimizi de öğrendikten sonra şöyle bir bakıyorum. Acaba başka bir şey kaldı mı? Aklımızda soru işareti kalan. Bu arada bakın 5 centim 6 cent olmuş. 1 cent daha kazanmışım. Oh mis. Geçmişimizi gösterdik. Plan özetimizi gösterdik size. Plan oluşturmayı gösterdik. Bence fazla bir şey kalmadı. Dostlar videomuzu burada bitirelim isterseniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Bildirimler ikonuna tıklayarak bizlerden ilk önce sizler haberdar olabilirsiniz. Şunu unutmayın. Yatırımda asla sabırsızlığa ve duygusallığa yer yok. Herkese bol kazançlar diliyorum. Güzel günler diliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.